Esenlikler Tarih Obası. Hoş geldiniz kanala. İlk kez izleyenler için ben Ceren. Burası Tarih Obası. Hafif Tarih isminde bir seri yapıyoruz. Bu seride tek bir kitap üzerinden tarih konuşuyoruz. Bu serinin amacı hem sizi güzel, seçkin, sosyal bilim kitapları tanıtmak sadece tarih değil, felsefe, antropoloji bazen. Ki bugün konu ettiğimiz kitap bir sosyal antropoloji çalışması genel kültürünüze katkı sağlamak aslında. Ben kendi genel kültürümü katkı sağlamak için seçkin kitaplar okuyorum açıkçası. Özenle seçtiğim kitaplar okuyorum. Bunları size aktarıyorum bu seride. Bu seri bu kanalın gök ve üzeri katıl üyeleri sayesinde yapılabiliyor. Hepsine baştan teşekkür edeyim. Şimdi en son seçtiğim kitap Sibirya'da Şamanizm adını taşıyor. Selenge yayınlarından çıkmıştı. Aylar oldu. Sibirya yerlileri hakkında Sosyal Antropoloji Çalışması. Kitabın alt başlığı. Yazarı Maria Antonina Zaplika. Herhalde böyle okunuyordur. Polonya kökenli bir hanım kendisi. Şimdi önce yazar hakkında aldığım notları okuyayım size. Evet bu da benim not defterim. <laughs> böyle karışık okumaları notladığım defter. Şimdi yazarımız Maria Hanım 1884'te Varşova'da doğmuş fakat doktora tezini Oxford'da yapıyor. 1912'de Oxford'un kadınlara mahsus Somerville Koleji'ne giriyor ve mezun oluyor. Neden kadınlara mahsus? Avrupa ülkelerinin genelinde ve Türkiye'de de belli bir döneme kadar kadınları üniversiteye almadılar. Büyük mücadeleler verildi. Neticede iyi e, tamam siz de şurada takılın dercesine kolejler açmaya başladılar. Tabii ki bu şekilde alsalar bile kadınları içeride onları eğitim verenler Oxford hocalarıydı. Kötü bir eğitim değildi yani. Neyse. 1914'te İngiliz Kraliyet Antropoloji Derneği'ne kabul edilmiş kendisi. Bayağı çalışkan ve bayağı bence başarılı bir kadın. Fakat 1921 senesinde bir burs'a başvurmuş, bir seyahat bursuna başvurmuş, büyük bir projesi varmış. Bursun reddedilmesinden sonra maalesef kendi canına kıymış. Yani depresyonda mıydı, bir sorunu mu vardı, nasıl sıkıntılarla boğuşuyordu tahmin edemiyorum ama aslında akıl yürütmek çok da zor değil. Yani 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da akademik bir kariyer yapmaya çalışan bir kadın olmak oldukça zor olsa gerek. Detaylarını belki daha sonra başka bir vesileyle de yeniden konuşabiliriz. Kitabın ilk kez nerede kaç yılında basıldığı künyesinde yazmıyor fakat ben buldum 1914 senesinde basılmış bu kitap. Kendisi Maria Hanım Oxford'da antropoloji dersi veren ilk kadın akademisyen olmuş aynı zamanda ve kitaba sunuşu yazan Robert Ronald Merritt Oxford Sosyal Antropoloji Bölüm Başkanıymış o dönem. Bu konuyu çalışmasına çalışmasını kendisine bu bölüm başkanı beyefendi önermiş. Herhalde yazarın Rusçası olduğu için olsa gerek Batı Avrupa'da orijinal Rus kaynaklarını anlamayan öğrenciler artık anlayacak diyor ve eseri çok sayıda birincil kaynağın yöntemli bir derlemesi olarak tanımlıyor. Şimdi Maria Hanım hem saha çalışmaları yapmış arkadaşlar hem de az önce de belirttiğim gibi Rusça kaynakların pek çoğundan yararlanmış ve gerçekten çok kapsamlı çok güzel bir eser kalemi almış ben e, yazarın diline bayıldım biliyor musunuz? Yani bir sosyal antropoloji kitabında, herhangi bir akademik kitapta aslında kolay rastlayacağımız bir şey değildir. bir e, Belagat, tasavvur gücü ve tasvir gücü. Ben gerçekten özellikle iklimi anlattığı bölümlere çok bayıldım. Kitabı iki bölüm halinde düşünebiliriz. İlk bölümde e, Sibirya'nın yerlisi olan halkların, evlenme, doğum ve ölüm adetlerine çok geniş bir şekilde yer veriyor. İkinci bölümde de şamanizmden bahsediyor. Ya biliyorsunuz Sibirya'da Türkçe konuşan ve konuşmayan yani Türk olan ve olmayan çok sayıda halk var. Çukçiler, Yukagirler, Uranhaylar, bizim Altay Türkleri, Kamçadallar, Samoyetler, dünya kadar halk var. Bunların Kimisi Türkçe konuşuyor, kimisi konuşmuyor. Bir de Moğol boyları var biliyorsunuz. Bütün bu Sibirya yerlilerini iki bölüme ayırıyor. Maria Hanım. Bir diyor paleo Sibiryalılar var, yani çok eski dönemlerden beri burada yaşayanlar. Bir de onlara göre nispeten daha yeni burada yaşamaya başlayanlar, onlar da Altay çevresindeki Türkler ve Moğollar diyor kendisi. E bu ayrımı elbette bir takım çıkarımlara göre yapıyor. Sibirya'nın aynı zamanda Türklerin ilk çıktığı yer olarak bilindiğini de biliyorsunuzdur. Bu hala değişmediyse arkadaşlar böyledir. Yıllarca biz böyle okuduk. Türkler ilk kez Sibirya ormanlarından çıktı. Tabii o zamanlar Türk adı taşıyorlar mıydı taşımıyorlar mıydı onu da bilmiyoruz yani. Neyse ki kitap böyle. Yani ilk bölüm Evlenme, doğum, ölüm adetleri, ikinci bölüm şamanizm. Şimdi ben bu kanalda dünya kadar şamanizm içeriği yaptım arkadaşlar. Türk şamanizmi ve mitolojisi oynatma listesinin linkini sabit yoruma da bırakırım. Siz de oynatma listeleri seçeneğinden bulabilirsiniz. Şamanizm kısmına çok fazla girmeyeceğim. Hafif gireceğim yayının ikinci yarısında. Önce size şok edici bazı kız isteme, evlenme adetlerinden bahsedeceğim gerçekten de. Yavaş yavaş konuya gireyim. Şöyle kulağımız ısınsın. Bir arkadaşımız abonelikler hediye etmiş Gökçe. 10 Tarih Obası üyeliği hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Kanalı desteklemek isterseniz, kültür içeriklerini desteklemek isterseniz videoya like atabilirsiniz, üye olabilirsiniz, üyelik hediye edebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi Sibirya adının kökeni nereden geliyor? İki teori varmış. Bir tanesi şu Sibir adını taşıyan bir kabileden geliyor. Bir diğer teori de şu, işte bir zamanlar Doğu Slavları Kuzey ülkelerinin tamamına Sivier adını veriyorlardı. O dolandı, dönüştü ve Sibirya oldu. Bu aklınızda kalsın. Yani Sibirya adının kökenine dair çok net bir açıklama yok anladığımız kadarıyla. Şimdi iklimi çok güzel tarif ediyor. Aa, özellikle böyle soğuk iklim seven insanlar için ve iyi tasvir seven insanlar için kulakları bayram ettirecek kadar güzel bir paragraf diye düşünüyorum sizle paylaşacağım. Güneyden gelen sıcak rüzgarları dağlar tarafından engellenen ve kuzey rüzgarlarına da açık Sibirya, devasa yüz ölçümü sebebiyle pencere camlarının çatladığı, sütun kalıplar halinde satıldığı, Işıldayan kar tanelerinden insanların kör olduğu, nefes donduran, soğuk ve karasal bir iklime sahiptir. Yer, Sibirya'nın güneydoğu bölgeleri ve yüzeyi dışında daima donmuş haldedir. Toprak, yüzeyden belli bir mesafe aşağıda yılın ortalama sıcaklığını muhafaza ettiğinden ve Sibirya bir bütün olarak hesaplandığında ortalama sıcaklık sıfır derece olduğundan mevsimsel farklılıklardan bağımsız olarak yer sürekli donmuş haldedir. Yakutsk'ta 115 metrelik bir kuyu kazıldığında yerin sıcaklığı 0 derece olarak belirlenmiştir. Bu Yakut şehri her sene haber olur bu arada. Yine en düşük sıcaklıklar bu şehirde gözlemlendi diye. Bu sonsuz buzlukta Nuh tufanından kalma mamut vesaire gibi nesli çoktan tükenmiş canlıların kalıntıları kemik, et ve tüyleri muhafaza edilmiş şekilde bulunmuştur. Çok güzel. Şimdi daha da güzeli var. Oraya doğru geliyorum. Bana wow dedirten paragraf. Kuzey ufkunda küçük donuk bir bulut belirir. Yükseldikçe daha güçlü parlayarak sonunda kıvrımlarından ışıklar sızan bir kemer şeklini alır. İki saat geçmeden bu ışık demetleri kalınlaşır ve daha yukarıya zirveye uzanan ışık sütunları gibi görünürler. Bazen hafif pembemsi bir ışıkla parlar, Bazense bir anlığına arkadan gizemli bir ışıkla aydınlatılmışçasına artık pembemsi değil gök kuşağının bütün renklerine bürünmüş olarak geri dönmek üzere kaybolurlar. Kimi zaman sonu gelmeyen ışık oyunları arasında birleşerek ateşten bir topa dönüşür. Sonra aralanarak yine ışıktan bir sütun dizisi haline gelirler. Zirvenin ötesine geçen ışık demetlerinin göz alıcı renklerini kaybederek narin, seyreltilmiş bir sis bulutu gibi görüldüklerini belirtmek gerekir. Kuzey ışıkları ne kadar parlak olursa gökyüzü o kadar karanlık görünür. Sakin güneşli havalarda ya da kuzeyden hafif bir rüzgar estiğinde bu gösteri gece boyunca sürer. Çok sık olmasa da ara sıra kuzey ışıkları gökyüzü tarafından yutulmuş gibi bir anda kaybolur. Bu tuhaf doğa olayı Kasım'da gökyüzünde görünmeye başlar ve Mart'ta sona erer. Bence çok güzel bir tasvir. Ayrıca kitabın çevirmeni Turhan Acaloğlu'nu da naçizane haddim olmayarak tebrik etmek istiyorum. Müthiş çevirmiş. Akıyor. Çeviri akıyor böyle. Şırıl şırıl dere gibi akıyor çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi Sibirya'da envai çeşit halk var. Bunların bazı Türkçe konuşuyor, bazı konuşmuyor. Şimdi Çukçiler. Her seferinde size bu isimleri özellikle vurgulayacağım. Çoğunuzun kulağına çünkü yabancı gelecektir. Çukçi bu, kabilesi var. Pardon. Cinayet vakaları diye bir paragraf var. <laughs> Oldukça ilginç geldi bana. Cinayet vakaları Çukçiler tarafından aile içerisinde ya da dışarısında gerçekleştiğine bakılarak farklı şekillerde değerlendirilir. Niye böyle girdi paragrafı biliyor musunuz? Çünkü bu Sibirya'nın yerli halklarının önce aile değerlerini inceliyor kitap boyunca. Ve hemen hemen hepsi de e, aynı soydan ve aynı boydan geldikleri herkesi neredeyse kardeş gibi kabul eden, aralarında çok sıkı bağların olduğu boylar ve kabileler arkadaşlar. Bazı boylarda kuzenlerle evliliğe izin var, kardeş kabul edilmiyor. Bazı boylarda kesinlikle yasak. Ve levirat diye bir gelenek var. Bunun Moğollarda olduğunu okumuş olabilirsiniz. Sibirya'nın halklarının çoğunda var aslında. Bir kadının kocası öldüğünde kadının kocasının küçük erkek kardeşi varsa kadın onunla evlendiriliyor arkadaşlar. Büyük abiyle değil küçük erkek kardeşi varsa onunla evlendiriliyor. Bunun mantığı da aslında kadın belli bir çeyizle geliyor yurda. O ailenin bir mensubu oluyor. Eğer o çadırdan çıkıp gitmesi gerekirse getirdiği çeyizi de beraberinde götürme hakkına sahip mal bölüşülmüş oluyor. Yani yurtta mal çıkmış oluyor. Bunun engellenmesi ve aile içerisinde bağların aslında şey yapılması yani sürdürülmeye devam etmesi. Tabii ki bize çok ters gelen adetler bunlar. Türklerde ve Moğollarda da görülüyor bu. Çok uzun yüzyıllar boyunca. Belki Anadolu'nun bir yerlerinde hala bile vardır. Bilemiyorum. Eğer bilginiz varsa buyurun videoya yorum yazın. Şimdi bu Çukçiler arkadaşlar cinayet vakalarına gerçekten çok değişik yaklaşıyorlar bence. Aile dışı işlenen cinayet durumlarında kurbanın ailesi tarafından kan davası güdülüyor. Şimdi bana ilginç gelme sebebi ben Karadenizliyim. Ee, benim anneannemin neslinde hala kan davaları devam ediyordu. Bize belli köylere gitmememiz gerektiği falan söylenirdi. Dolayısıyla Kürtlerde de olduğunu biliyorum. Karadenizlilerde de kan davası olduğunu biliyorum. Anadolu'da başka var mı kan davası güdülen ortamlar bilemiyorum. Fakat yani kan davası dedikleri şey hakikaten bizim bildiğimiz anlamıyla kan davası. Baya baya ciddi ciddi kan davası. Aile içerisindeki vakalardaysa çözümün yine aile içerisinde bulunması beklenir. O da şu. Aile içerisinden birisi başkalarının hayatını tehdit eden, yaşamını zorlaştıran hareketler sergiliyorsa onu öldürüyorlar arkadaşlar. Bütün sülalenin iyiliği için öldürüyorlar. Şimdi diyor ki e, Bogoraz diye bir araştırmacı var onun yazdıklarından bahsediyor. Bogoraz aile üyelerine kötü davranan ve dahası geyikçi çukçiler için çok değerli ve başı çeken rengeyini eziyet eden birinin öldürülmesiyle ilgili bir olay aktarır. Yani bir geyikçilikle geçinen rengeyi besleyerek geçinen çukçiler var bir de denizcilikle geçinen çukçiler var. Geyikçilikle geçinenlerin arasında görülmüş bu vaka kendileri için çok değerli bir rengeyine eziyet ediyor adam. Bu adam ya yani hayvana eziyet ettiği yetmiyor bir de yanlışlıkla kendi ekibinden birisini öldürüyor. Bu sebeple başka biri tarafından öldürülürse kendimizi kan davası içerisinde buluruz denilerek öldürülüyor adam. Başkası gelip onu öldürecek olursa kan davasına dönüşür. Onun yüzünden gidip başkalarını öldürmemiz gerekir diye düşünüp adamı kendileri öldürüyorlar. Enteresan. Tabii şu var. Bir antropoloji kitabından alıntılar okumadan önce belki bunu söylemeliydim. Şimdi arkadaşlar antropoloji dediğimiz şey insanın yarattığı kültürün her öğesini derinlemesini inceleyen bir şey. Antropologlar daha çok e, katılımcı olarak araştırma yapıyorlar. Sahada araştırma yapıyorlar çoğunlukla gözlemliyorlar araştırma yaparken. Öznelerle konuşuyorlar. Bu şekilde bilgi topluyorlar. Hem ikincil kaynaklardan hem sahadan bilgi topluyorlar. Ve bütün antropologlar elbette şunu çok iyi bilir ve bize de anlatmaya çalışır ki senelerdir. Bir halkın kültürünün oluşmasında o halkın yaşadığı coğrafya, iklim ve coğrafya ve iklimin bütün koşulları belirleyicidir. Nasıl bir iklimde yaşıyor? Soğuk mu? Yazları kurak mı? Yeterince yağışlı mı? Açlık, kıtlık oluyor mu? Salgın hastalıklar var mı? Toprak bereketli mi? E, kaç tür hayvan besleyebiliyorlar? Ticaret yollarına yakınlar mı? Ticaret yapabiliyorlar mı? Zenginleşebiliyorlar mı yoksa çok mu yoksul kalıyorlar? Ulaşım nasıl? Lojistik durumları nasıl? Dağın başında mı yaşıyorlar? Denizin kenarında mı yaşıyorlar? Bütün bunlar bir kültürün oluşmasında belirleyicidir. Kültürlerin oluşmasında coğrafyanın, iklimin, yaşam şartlarının Bundan sonra da tabii siyasi, ekonomik diğer koşulların etkisi olduğu için antropologlar e, kültürleri incelerken yargılamamaya çalışırlar, haklı olarak. E, çünkü eğer yargılamaya kalkarlarsa, ne, ne bileyim aşağılamaya kalkarlarsa ki geçmişte bunu yaptı antropoloji, e, ya da işte kendilerinden yüksek görmeye çalışırlarsa, yani belli bir mesafeden bakmazlarsa o kültürü ...yeterince objektif bir şekilde inceleyemeyeceklerini ve e, onun hakkında bilimsel bir eser yazamayacaklarını düşünürler ve haklılar. Ha, tabii ki biz okurken yargılayacağız elbette hepimiz. Yani bakmayın bilim insanları da bir çalışmayı yaparken çeşitli yargılarda bulunurlar. İnsanız çünkü biz insanüstü varlıklar değiliz. Buda değilim, konfüçyüs değilim, peygamber değilim. Siz de değilsiniz. Elbette ister istemez yargılayacağız. Fakat eğer bir bilimsel çalışma yapıyorsak bunu yapmamaya çalışacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer sosyal bilimciyseniz siz de aynı şekilde mesafeli ve tarafsız yaklaşmaya çalışacaksınız. Ama yapılmış bir çalışmayı okurken, dinlerken yargılamak bizim elimizde olmayan bir şey. Yarı şaka yarı ciddi geçecek biraz bundan sonrası içeriğin. Bunu da söyleyeyim yani bize bugün çok ters gelen bazı adetler dinliyor olacağız. Ay, bazı ahlaka mugayir evlilik biçimleri söz konusu olacak diyerek kestirip atayım. Neyse Çukçilerde böyle bir adet varmış. Sibiri halklarının neredeyse tamamında bu kan davası meselesi var arkadaşlar. Şimdi Türk kabilelerinden Altaylarda durum ne? Ailevi durum, akrabalık durumu ne, nasıl bakıyorlar, kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Şöyle bir bilgi ilgimi çekti arkadaşlar. Altaylarda yaşayan e, Türk topluluklarını üç grup halinde inceliyorlar. Altaylılar, kendilerine Altay kişi diyenler, Telengitler ve Tölöşler. Bu üç grubun üçü birlikte bir ulusu oluşturuyor kabileleri söök ya da nesiller olarak adlandırıyorlar. Yani bir kabileye söök yani nesil diyorlar. Altaylar kendileri bunlardan 24 kadarını sayarlar. Ancak Potani bu sayının bir tür gizemli bir anlamı olduğunu ve bu grupların gerçek sayısını temsil etmediğini düşünmektedir. Şimdi aileyle bağına şunu söyleyeyim. Aynı söökten yani aynı nesilden Olan herkes birbiriyle akraba gibi düşünüyor kendisini. Çok uzak akraba olsa bile. Aynı söğükten sen, senin için yeryüzündeki en önemli insanlar onlar. Senden büyükler de buna dahil, senden küçükler de buna dahil. O koca bir sülale gibi düşünün. Hepsi senin için dünyadaki en önemli insanlar. Sen onlara aitsin, onlar sana ait. Böyle bir bağları var. Şimdi, ve birbirlerine sevgiyle bağlılar bu arada. 6 aylar özelinde söylüyorum. Aynı şeyi Plano Karpini Moğollar için de söylüyor. 13. yüzyıl Moğolları için de söylüyor. O da ayrı bir konu. Diyor ki Moğollar birbirleriyle doğru düzgün kavga etmezler. Birbirlerine küfür bile etmezler. Kavga, dövüş, hakaret hiçbir şey olmaz. Birbirleriyle mis gibi geçinirler. Kendilerini aynı soyun mensubu adeta birer kardeş olarak görürler ve birbirleriyle çok tatlı geçinirler ama kendileri dışında herkesi de kendilerinden aşağı görürler diyor. Şimdi Sibirya halkları için kendileri dışındaki insanları aşağı görmek diye bir şey söz konusu değil bu, bu anlamda. Fakat Altaylarda aylarda da işte Moğollardakine benzer böyle bir anlayış var. Aynı söğükten gelen herkes birbiri için dünyadaki en önemli şahsiyet yani tamam en önemli onlar sadece anne baba değil yani. Böyle bir durum var. Benim burada ilgimi çeken ikinci bir şey de Altaylıların 24 kabile sayması. Neden? Divana lügatı Türk'te de Oğuz Türklerinin 22 boya ayrıldığını yazmıştır Kaşgarlı Mahmut ve bu boyların isimlerini vermiştir. Ve şunu ekler. Aslında bunlar 22 değil de 24 olmalıdır diye ekler. Ve bunlar ayrıca bir sürü alt dala ayrılmıştır. Ben sadece ana boyların isimlerini verdim, tali olanları vermedim artık. Tali olanların sayısını Allah bilirler. Yani Divan Lügat-ı Türk'te de Oğuz boyları için 24 kabile 24 sayısı verilmiş durumda. Burada da yine bir 24 sayısı söz konusu. Bana ilginç geldi. Bu sökten kişiler birbirlerini akraba olarak görürler. Aynı söğük içerisindeki bir insan kendisinden bir gün bile büyükse bir insan ona amca ya da teyze diye hitap eder diyor. Daha da büyükse anne tarafındansa tay der yani dayı der arkadaşlar. Kendinden küçük biri ise kim olursa olsun yeğen der. Şimdi bugün biz de sokakta gördüğümüzü amca teyze diyoruz hatta daha da yaşlıysa anne diyebiliyoruz sokaktaki insana ve kendimizden küçüklere yeğen olarak hitap edebiliyoruz. Yani tabi Altaylardan Anadolu'ya Türkler uçarak gelmediler arada yüzlerce yıl var fakat bu bugüne uzanan bir süreklilik gibi geldi bana sizler ne düşünürsünüz yani daha önce de ben tabii ki okudum Altayların bu inançları gelenekleriyle ilgili bir sürü şey o zamandan beri dikkatimi çekiyor çok benziyor. Birçok şey gerçekten bütün Sibirya halkları arasında Altaylıların inançları, gelenekleri, adetleri en çok bize benzeyen gelenekler, adetler, inanışlar arkadaşlar. Neyse. Evet kendinden büyük kadına teyze diyorsun. Adama e, amca diyorsun. Daha daha yaşlı kadınaysa yaşlı kadın diyorsun. <laughs> Abi oneş diyorsun yaşlı kadın yani. Koca karı diye hitap ettiklerini bilirim ben mesela köylerde iyice yaşlı teyzeleri Neyse. Şimdi Altay Türklerinde aileyle alakalı bir diğer ilginç şey arkadaşlar dayının çok önemli olması. Dayı inanılmaz önemli. Yani bir çocuğun özellikle bir erkek çocuğunun anne tarafından gelen erkek akrabaları baba tarafından gelen erkek akrabalarından çok çok daha önemli. Dayıdan gelen hediye çok önemli bir şey. Bir erkek çocuk 7 yaşına gelene kadar saçı kulaklarının önüne gelecek şekilde iki belik şeklinde örülür. 7 yaşına bastığında dayısı onu gel seni barkıya kavuşturacağım diye çağırtır. O da gider dayısı tarafından bir at hediye edilmesi karşılığında örgülerini keser. Çocuğun ilk hediyesi bu arkadaşlar ve çok önemli bir hediye. Evet e, uran haylar var bir de. Bunlar esasen Türklermiş arkadaşlar diyor ki esas uran haylar Türk-Tatar lehçesi konuşan bir Türk topluluğudur kendilerini Tuba ya da Tuva olarak adlandırırlar bir kısmı da Moğollaşmış bu boyların kendilerine Moğol oyratlar diyorlarmış bu da böyle bir bilgi olarak kalsın şimdi geliyoruz evlilik geleneklerine bütün Sibirya'da bir kadını elde etmek için ailesine hizmet etmek zorundasın. 6 aylar hariç arkadaşlar. 6 aylarda da kadının ailesine hizmet ediyorsun ama kız kaçırmak o kadar normalleşmiş ki 6 aylarda evlilikler böyle yapılır hale gelmiş. Bir kızla evlenecek misin? Kızı haber gönderiyorsun. Kızın da gönlü varsa anlaşıyorsun kızı kaçırıyorsun. Ve Sibirya halklarının uyguladığı diğer bütün adetleri sen kızı kaçırdıktan sonra yerine getiriyorsun. Aynalarını alt aylılar da yerine getiriyor ama kızı kaçırdıktan sonra. Böyle enteresan bir durum. Şimdi düşünün. Mesela işte 18-20 yaşlarında bir erkeksiniz Sibirya'da ve evlenmek istiyorsunuz. Hayatınızın 3 yılını kızın ailesine kölelik yaparak geçiriyorsunuz ya dümdüz kölelik arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu arada önceden kızla görüşmüş olabilirsiniz, tanışmış olabilirsiniz, sevişmiş de dahi olabilirsiniz. Hani cinsel bir birliktelik anlamında sevişmiş de olabilirsiniz. Bazı boylarda bekaretin hiçbir önemi yok. Bazı boylarsa adeta bekaret kemeri yapmışlar kızlara deriden. Değişiyor yani boylar arasında bu işe bakış açısı. Bir çöpçatan gönderiyorsunuz kızın babasına. Diyorsunuz ki, dedirtiyorsunuz ki ben kızınla evleneceğim. Gidiyor geliyor çöpçatan gidiyor geliyor senden bahsediyor senin e, vaat ettiğin kalınlık yani bir nevi başlık parası. Başlıktan bahsediyor tabi o zaman başlık nakit parayla ödenmiyor. Rengeyikleri atlar, sığırlar, inekler, kürkler şeklinde ödeniyor. Baba kalınlıkta anlaşırsa damatla tamam diyor. Ama bu tamam demesi kızı verdiği anlamına gelmiyor. Bu tamam şuna tamam oğlan gelip evimize yerleşip bize hizmet etmeye başlayabilir demek arkadaşlar. Sen gidiyorsun kızın evine yerleşiyorsun bazı boylarda kızın evinde yaşadığın süre içerisinde kızla görüşmen kesinlikle yasak. Bazı boylarda ise görüşebilirsin konuşabilirsin. Gidiyorsun kızın evinde kalmaya başlıyorsun ve kızın evini sürekli ormanlardan dağlardan ağaç kesip kütük kesip odun kesip dolduruyorsun ya. Habire sürekli odun kestiriyorlar sana senelerce. Bu yaptığın şeylerden sadece bir tanesi. Hayvanlar mı güdülecek? Sen yapıyorsun. Atıyorum balığa mı gidilecek? Sen yapıyorsun. Ee, ne bileyim bir yerlere mal götürüp satılacak mı? Sen yapıyorsun. Bütün Angarya Angarya artı asıl işler. Her şeyi sen yapıyorsun. Ve 3 yıla kadar yolu var bunun bir yıl içerisinde kızın babası tamam seni beğendim artık kızımı alabilirsin diyebilir ama 3 yıl boyunca seni çalıştırıp yok biz senden memnun kalmadık git evimizden de diyebilir yani bahtına ne çıkarsa ne çıkarsa bahtına peki diyelim biraz şanslıydın bir yılın sonunda kızın babası sana dedi, dedi ki tamam kızımla evlenmene rıza gösteriyorum ne oluyor biliyor musun yine hemen evlenemiyorsun Önce vaat ettiğin kalanın belli bir kısmını ödüyorsun. O ödemeyi yaptıktan sonra kızla birlikte aynı yatakta uyuma hakkına sahip oluyorsun o sürenin sonunda. Ha, kız göğüslüğünü çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Belli olmaz. Yani sen başka türlü muradına erer misin, ermez misin? Tamamen kızın gödüğüne kalmış vaziyette. Bu şekilde bir müddet kızın evinde bir müddet daha kalmaya devam ediyorsun kalınlığın tamamını ödüyorsun vaat ettiğin kalınlığın başlığın tamamını ödüyorsun ve daha bir sürü şey yerine getiriyorsun hediyeler bilmem neler yani dünya kadar şey istiyorlar senden ancak ondan sonra kızın hala gönlü varsa kızı alıp kendi evine götürüyorsun tamam mı kızı alıp kendi evine götürdün hala tam bir evlilik yapmış değilsin hayır Gelini eve götürdün ama hala tam olarak evlenmiş değilsin. Senin tam olarak evlendiğine, kızın tam olarak senin karın olduğuna ne zaman karar veriyorlar biliyor musun? Kadın senle beraber senin evinde bir ay boyunca yaşıyor. Bir aydan sonra yeniden ailesiyle yaşamak üzere 6 aylığına baba evine dönüyor. 6 ay. Bu süre içerisinde dilerse seninle görüşebilir. İstemezse görüşmez. O süre içerisinde hamile kalmışsa kalmıştır. Sorun yok. Doğan çocuk yurdun çocuğudur. Kimse onu ayıplamıyor. Tamam mı? O 6 aydan sonra hatun canı isterse sana geri dönüyor. Sen işte o zaman evlenmiş oluyorsun. Arkadaşım. Kısacası böyle. <laughs> Nasıl beyler? Nasıl beyler? Hmm. Gözünü seveyim, resmi nikahın diyor epsilon. Ya. Çok iyi değil mi? Bu arada sen tamamen evlendin diyelim. Bütün bu aşamaları yaptın, evlendin. Baba ne zaman kızın evine gelse ona hediye getirmek zorunda. Para edecek hediye getirmek zorunda ki kocasına muhtaç kalmasın. Nasıl? Ayrıca kadın istediği zaman boşanıyor. Çift karşılıklı olarak boşanmaya karar verirse boşanıyorlar. Bu kadar ayrıldık diyorlar çıkıyorlar gidiyorlar. Kadın isterse yine boşanıyor. Yani kadın istemediği müddetçe senin evinde durmak zorunda değil kesinlikle. Bir şekilde basar gider. Ha diğer yandan bu kadınların süper özgür olduğu erkeklerle eşit olduğu anlamına yine gelmiyor arkadaşlar. Mesela senin abin var. Sen bir kadınsın. Bu şekilde evlendin. Abin var. Para göz, aç göz, hırslı biri. Sen kocanla mutlu mesut yaşadığın halde birden gelip seni evinden alıp baba evine götürebiliyor ki kocandan para koparsın. Buna da maalesef hakkı var. Maalesef. Yani kadın ve kalınlık çok yan yana bir şey. Hem kızlarını kolay kolay evlendirmiyorlar. Hem kızları evlendirebilmek için yani evden göndermek için ona talip olan kişiden dünya kadar şey istiyorlar. Hem baya bilek gücü, bedava emek istiyorlar. Üstüne dünya kadar maddi bir şeyler istiyorlar. Manevi ya yani sinirlerine de hakim olman lazım. 3 sene yaşıyorsun evin içinde neyse. Ve buna rağmen kızın babası veya abisi aç aç gözlü birisi ise pislik yapan birisi ise mesela kumar borcu için gelip kız kardeşini senin evinden alıp baba evine götürebiliyor senden şantajla para kopartıyor kız kardeşini öyle geri gönderiyor mesela maalesef Böyle bir şey de söz konusu oluyor. Şimdi ufak ufak okuyayım. Kadın eş elde etmenin en yaygın yöntemi ona hizmet etmekle olur. Şimdi bu çukçilerde daha çok doğrudan kadına hizmet gibi anlaşılıyormuş. Naun Dorgin deniyormuş buna. Bunun Türkçesi kadını için çoban olmak anlamına geliyormuş. Yani ay kadınım için çoban oluyorum böyle romantize etmişler meseleyi yani. Damat kızın babasının evinde kalır ve onun için çalışır. Ancak özellikle efsanelerde başka tür bir evliliğin tasvirini de görüyoruz. O da tabii ki kaçırmak şeklinde oluyor arkadaşlar. Bazı çokça efsanelerinde kız şöyle yapıyormuş. Mesela üç tane talebi var. Bu üç talebini yarışa sokuyor. Baya hmm diyor bir at yarışı yapın bakalım kim kazanacak? Adamlar at yarışı yapıyor. Bir de diyor güreşim bakalım kim kazanacak? Bir de diyor atıyorum tamamen uyduruyorum. Tavla oynayayım bakalım kim kazanacak. Yani şimdi bu efsanelerde varsa söylentilerde rivayetlerde bunlara çok rastlanıyorsa bir dönem böyle şeyler olmuş demektir. Dahası kadınların böyle şeyler yapmaya istemeye hakkı var demektir. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmıyor kolay kolay. Damat adayının yalnız çalışmak değil aynı zamanda aileyi memnun da etmek zorunda olduğu kız isteme ritüeli günler haftalar sürebilir. Baba rıza gösterdiğinde bu bazen flört sürecinin sonu olarak anlaşılır ve damat adayı kızı alabilir. Ancak bu ona günümüzde bile birçok durumda yalnızca kızla flört etme hakkı verir. Bakın 20. yüzyılın başı olmuş diyor ki bugün bile baba tamam dediği zaman daha sadece kızla flört etme hakkına kavuşmuştur adam. Daha bir şey başka bir şey kavuşmamıştır yani. Aday genellikle ta en baştan itibaren kimsenin yardımı olmadan kendi başına işlerini görür. Bir de o var. Bazı durumlarda erkek arkadaşlarının kendisine yardımcı olmasına izin veriliyor. Ama bu kızın ailesine ve kendisine hizmet ettiği süre içerisinde asla yardım almayacak. Dalga geçiyorlar. Mümkün değil yani. Ee, Bununla birlikte yakacak odun toplanması sürecin temel bir parçasıdır. Sadece ondan sonra sınama süreci başlar. Yani e, çukçiler, bazı yaşlı çukçiler, zavallı adaya yemek ve barınak vermezler. Herhangi bir zamanda kovabilirler. Ancak bu muameleye direnmek yerine uysal bir şekilde eve dönmek utanç verici olarak değerlendirilir. Yani kızın ailesi sana kalacak yer bile vermeyebilir. Evinde yatırmayabilir sen kız istediğin zaman. Evin önünde toprakta yatabilirsin düşünebiliyor musun? Yemek vermeyebilir. Karnını doyurmayabilir. Sana her tür eziyeti etme hakkına sahip aile ve sen bu muameleye katlanmak zorundasın. Gerçek bir erkeksen katlanacaksın. Ay dayanamadım ya bu ne ben onun çilesini mi çekeceğim deyip eve döndün. Herkesin alay konususun. İnanılmaz yani. Evet ne oluyor sonra? İlk birkaç aydan sonra damat adayının iç odada uyumasına izin verilir. Ve sonra genellikle müstakbel eşiyle birlikte kalmaya başlar. Şimdi Çukçiler ve Sibirya'nın bazı başka halkları şunu düşünüyormuş. Bir gelin için bir malmış gibi ödeme yapmak uygunsuz bulunur. Çukçiler bu konuda Tunguz ve Yakutları hep kınarlar. Çünkü Tunguzlar ve Yakutlar A işte hani daha fazla şey istiyormuş ve kızımız için ödeme yapın diyorlarmış. Çukçilere sorsan a bu çok yanlış. Kadınlar mal değildir. Biz istiyorsak bu kadar malı mülkü kendimize istiyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani kızımıza istiyoruz diyorlarmış. Ve gerçekten de adamın getirdiği, para eden şeylerin ciddi bir bölümünü eğer aile varlıklıysa hepsini kızlarına çeyiz olarak geri veriyorlarmış bir de. Evet. Aday birkaç rengeğini kızın babasına ödeme olarak değil, sözde sevindirici armağan olarak verir Çukçilerde. Yani ödeme değil bu. Biz sadece armağan istiyoruz şeklinde alıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şey var. Bütün bu süreçleri bitirdin tamam mı? Bütün eziyetlere katlandın, nihayet kadını aldın. Kadın bir ay senle yaşadı, altı ay geri baba evine döndü sonra tekrar sana geldi falan filan. Ondan sonra düğün yapıyorlar ya. Çoğu ondan sonra anca düğün yapıyor. Düşünün o sırada kadının karnı burnunda da olabilir yani. Hiçbir gariplik yok. Bugünkü anlayışlarımızla aradaki farkları vurgulamak için bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın kınamıyorum. Az sonra kınayacağım şeyler geliyor. Daha henüz kınayacağım bir şey olmadı. Az sonra olacak arkadaşlar. <laughs> Şu dikkatimi çekti. Kurban meselesi. Kurbanın İslam'dan önce de pek çok toplumda olduğunu bilirsiniz zannediyorum. Türkler için de aynısı geçerlidir. Sibirya'nın bütün halkları için geçerlidir. Kanlı kurban vardır, kansız kurban vardır. Kansız kurban bir hayvanın doğaya salınmasıdır bundan ibarettir. Kanlı kurban aynen bildiğimiz gibi. Bütün bu aşamalardan sonra çiftin yaptıkları düğünde yani bugünkü düğüne benzer bir şey değil. Altaylar ve Moğollar dışında öyle davullu zurnalı düğün yapan pek yok zaten. Bir yemek veriliyor. Küçük bir ziyafet. Birazcık içki içmece falan bundan ibaret düğün dedikleri şey. Bir Altaylar'da bir Moğollar'da varmış. Daha böyle sazlı sözlü düğünler kurban kesiyorlar genellikle bir rengeyiğini kurban olarak kesiyorlar ve çiftin alnına sürüyorlar arkadaşlar yani kurbanın kanını hatta bazı boylarda kurbanın kanıyla evlenen kadının ve erkeğin bütün ailesinin bireylerinin yüzleri boyanıyormuş evet bundan da bahsedelim ayrıca Arkadaşlar gelinin yüzünü kapatma adeti de var. Yine Sibiri halklarının pek çoğunda gelin alayı meselesi var. Özellikle yine Altaylarda ve Moğollarda gelini ata bindiriyorlar. Bazı durumlarda renge yine bindiriyorlar. Gelinin yüzü kapalı yüzüne böyle bir e, kumaştan maske yapmışlar. Bazen deriden ayrıca damadın arkadaşları böyle iki huş ağacı dalı arasına kumaş gererlermiş. Onu da gelinin önünde götürürlermiş. Anadolu'da da vardır. Daha önce evlenme adetleriyle alakalı bir içerik yapmıştım. Orada da görsellerle göstermiştim. Anadolu'nun pek çok yerinde geçmişte var bu. Adeta böyle baştan aşağı çadır gibi bir şeye sokuyorlar gelin olacak kadını. Dışarıdan bakan ne kadın olduğunu anlar ne gelin olduğunu anlar o derece. Bu adet Asya adeti esasen ve bunun amacı Sibiri halklarında gelini kötü ruhlardan korumak olarak açıklanıyor. Yani çünkü gelinin çok önemli, çok değerli bir şey olduğunu, kötü ruhlar tarafından kıskanılacağını düşünüyorlarmış. Bu sebeple de kadının yüzünü, gözünü her tarafını kapatıyorlar. O da yetmiyor, önüne de böyle kumaş seriyorlar ki hiç kimsenin gözü görmesin. Kötü ruhlar dahil olmak üzere. Şimdi bir başka İslami zannettiğimiz ama İslami olmayan, İslamdan önce de var olan bir adet çok eşlilik meselesi. Yine Sibirya halklarının genelinde, Türkçe konuşanlar konuşmayanlar, Türkler, Moğollar, Samuyetler hepsinde çok eşlilik var arkadaşlar. Ama zengin olman lazım. Yani her bir kadına ayrı bir çadır açman gerekiyor. Bu biraz Çukçiler'de böyle değilmiş. İşte bir iki e, kabile daha var, onlarda böyle değil. Yani bazı kabilelerde. Tek bir çadır içerisinde iki eş olabiliyormuş. Ama genellikle bu böyle değil. Her bir kadına ayrı çadır açabiliyorsan, zenginsen evet, çok eşli olabiliyorsun arkadaşlar. Ee, şöyle deniyor yine Çukçiler hakkında. Bir Çukçinin birden fazla eşi olduğunda onlara ayrı çadırlar ya da bir çadırda ayrı uyuma yerleri verir. Ancak genellikle öykülerde görülen kocanın iki eşinin arasında uyuduğu durumlar da vardır. İlk eş genellikle daha yaşlıdır ve daha çok hizmetçi görevi gören diğer eşleri idare eder. Sen bu da hala böyle ya. Yani ilk eş gerçek eş ondan sonra alınan eşler hizmetçi olarak alınıyor esasen hani kumalık müessesesi var ya bizde de işte ev işlerine yardımcı olsun diye ikinci kadın alıyor adam mesela Ay, çıldırmalık tam yani ama hani bunun amacı genellikle gerçekten de işte yeni çocuklar doğursun ev işlerine yardımcı olsun sen de çok yarılma ya o da yerleri siler gibi, gibi bir kafayla biliyorsunuz malum ikinci üçüncü kadınları alıyorlar Şimdi evet ortasında uyurlarmış bazı çukçiler. Allah kimseye Çukçi koca vermesin diyelim. Böyle bitirelim. Şimdi gerçekten kınadığım kısma geliyoruz. Arkadaşlar grup evliliği. Grup evliliği dediğim zaman ne çağrışır? Yani gerçekten enteresan bir iş. Kimi zaman 10 çiftten oluşan ilave evlilikler yaparlar. Çukçiler. Tunguzlarda da varmış bu. Başka bazı Sibirya halklarında da varmış arkadaşlar. Kimi zaman 10 çiftten oluşan ilave evlilikler. Böyle bir gruptaki kocalar eş ortakları diye adlandırılır. Bir adamın bütün ortaklarının eşi üzerinde hakkı vardır ve bu hakkı herhangi birisinin kampını ziyaret ettiğinde kullanabilir. Böyle bir durumda koca bir geceliğine evden ayrılır. Geçmiş zamanlarda bu adet erkek kardeşler dışında sadece aynı ailenin üyelerini kapsardı. Ancak bugün akraba olmayan arkadaşlar böyle bir grup oluşturabilirler ve daha sonra birbirlerine destek olup yardım eden akrabalar gibi olurlar. <laughs> birbirlerine destek olup yardım eden akrabalar gibi olurlar. Münferit evliliklerde olduğu gibi önce bir kamp sonra da diğer kampta birbirlerini kurban kanıyla işaretlemekten oluşan benzer bir tören yapılır. Hatta kimi zaman erkekler gruba dahil edilmek için diğer kamptaki sürü de hizmet de eder. 10 çift bir araya geliyor kurbanlar kesip kanıyla birbirlerini işaretliyorlar artık hepimiz karı kocayız diyorlar. Arkadaşlar farklı kamplarda yaşıyor yani kamplar dedikleri işte obalar yani farklı obalarda yaşıyorlar bir iş için C obasından A obasına gittin ha hazır gitmişken orada da eş ortağın var diyorsun ki <laughs> birader merhaba ben geldim diyorsun birader o gece evinden ayrılıyor onun eşiyle sen birlikte oluyorsun şimdi her adetin ...ortaya çıkışında ya bir inanç vardır ya bir ihtiyaç vardır. Bu ne acaba? Acaba bu ne? Bunun sebebi neydi? Yani tam şey oldum yani sebebi neydi ki? Neydi ya bunun sebebi? Ya gen havuzunu mu genişletmek acaba diye düşünüyor insan. Yani tabii onların yaşam tarzlarına çok aşina olmak lazım. Ee, kitapta da gördüğüm kadarıyla bunun nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değil. Hani çok çok eski dönemlere dayanıyor olsa gerek... Ee, o zamanlar için bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış olsa gerek, ama yazar da tam anlamamış ve açıklayamıyor neden böyle bir şey olduğunu. Neyse devam ediyorum. Denk yaşta olmayan ve bekar kişiler kolaylıkla kabul edilmezler. Bekarları aralarına almıyorlar arkadaşlar. Aynı kamptan kişiler nadiren böyle bir grup oluştururlar. Çünkü böyle durumlarda çadırların yakınlığından dolayı bu gelenek ara sıra olmak yerine düzenli bir ilişki haline gelebilir. Çok affedersiniz Twitter vesilesiyle benim de kültürlerini öğrendiğim Svinger'lık müessesesine çok benzemiyor mu? Bazı filmlerde de var bazı Avrupa filmlerinde de bu geleneği gördüm ben. Aynı mantıkla işliyor adeta yani enteresan. Bununla beraber böyle bir grup oluşturan fakir kimseler kimi zaman bir çadırda kalırlar. Ancak Bogoras, araştırmacı Bogoras bunun bir örneğini görmemiştir. Sadece duymuş. Bazen 10 on çiftin onu da aynı çadırda ikamet edermiş yani. Duymuş. Bu tür birliktelikler eğer bekar bir erkek eş olarak kabul edilirse bazen çok kocalığa dönüşür. Yani bazen bazı durumlarda bekar erkekleri de bu grup evliliğine ortak edebiliyorlar. Bu durumda bir kadının birden çok kocası veriyor. Bogoras her bir kişinin diğerinin eşiyle birkaç ay hatta kalıcı olarak birlikte yaşadığı bazı durumlar duymuştur. Günümüzde bütün Çukçi aileleri bu tür birliktelikler kurarlar. Yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hala var demek ki. Diğer halklardan insanlar örneğin Tunguzlar ve ayrıca Ruslar da bu tür birlikteliklere dahil edilirler. Eski Moğollarla bu tür ilişkiler çok uzun zamandan beri vardır. Eski Moğolları biliyorsunuz zaten. Eski Moğollarla Çukçilerin, Tunguzların zaten böyle ilişkileri varmış ve çok eski dönemlere dayanıyor. Amerikan Eski Moğollar Asya kıyısına geldiklerinde Çukçiler de Amerikan kıyılarına vardıklarında Geçici birer eşleri olur. Evet, eski moğolar demişken tabi bir de şu var: misafir perverlik, fuhuşu. Bunu en çok eski olur için duymuşsunuzdur. Çok önemli misafirlerine, eşlerini veya kızlarını sunduklarını gece uyumaları için. Ha bu şu anlama gelmez. Hani illa bir cinsel birliktelik yaşamaları gerekmiyor. Bu kişilerin sadece beraber uyuyabilirler de e fakat tabii bizim için hala garip, değişik, enteresan bir adet diyelim. Geçmiş dönemlerin Rus kaynaklarına göre Çukçi bahar panayırlarında Rus tüccarların zengin denizci tü tüccarları ziyaret etmesi adetmiş. Kendileriyle birlikte demir, kazan, çantalarda tütünler getirir ve hepsini ev sahibine hediye olarak verirlermiş. Ev sahibi de önce yatacak yeri, verilen hediyeyi karşılayacak kadar kunduz, tilki, sansar kürküyle hazırladıktan sonra karşılığında eşini misafirlere teklif edermiş. Günümüzde böyle bir gelenek yoktur demiş Bogoras. Bu eskiden de artık bu kalmadı demiş. Ha, kadının küçük bir hediye karşılığında kendi rızasıyla bir misafiri seçmesi durumu da söz konusu. Çukçiler bunu da tuhaf karşılamıyorlar ve bunu da ilave birliktelik olarak görüyorlar. Baya open relationship yani açık ilişki yaşıyorlar ya baya. Açık ilişki yani. Poliamor, açık ilişki, swingerlık hepsi var yani. İlginç. Sibirya'nın bir başka halkı Koryaklar. İşte ben tam bu kısımları okurken ay Altay Türklerinde var deme diye, diye okudum. Artık milliyetçilik mi dersiniz, subjektiflik mi dersiniz? Saçmalık mı dersiniz? Böyle okuyorum. Altay Türkleri en sonda tamam mı? Yavaş yavaş geliyoruz. Ben Altay Türkleri'nde hiçbir bir şey olduğunu okumadım bugüne kadar. Hiç. Hatta tam tersi adetler olduğunu okudum. Ama böyle şey oldum. Ay sakın Altay'larda var deme. Ay sakın var deme diye diye sayfaları çevirdim yani. Neyse. Koryaklar. Koryak kızları evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmemelidir. Bakın bunlar yan yana yaşayan haklar neredeyse tamam mı? Aynı coğrafyada. Birinde olan bir adet öbüründe olmayabiliyor. Aynı şamanizmde olduğu gibi. Mesela birinin şamanı daha farklı, inançları daha farklı, tanrıya veya ruhlara verdikleri isimler daha farklı, yanında yaşayan kabile de daha farklı olabiliyor. Neyse Koryak kızlarının bekareti önemliymiş kısacası. Evlilikten önce çocuk doğurmaları da utanç verici kabul ediliyormuş ee, ve yine bir erkek kendisini istemeye geldiği zaman babasının evine yerleşip ona hizmet edecek ya hem kadına hizmet edecek hem kadının ailesine hizmet edecek. O sırada da mesafeli davranması bekleniyormuş adama son derece soğuk. Kızlar o dönem boyunca genellikle evden uzağa gönderilirmiş hatta yani adam gelip kalacağı zaman kızları gönderiyorlar. Ee, şimdi Koryak aileleri arasında diyor. Tek bir gayrimeşru çocuğa rastlanmazken Yuka girler, Tunguzlar, Yakutlar ve Ruslar arasında meşru çocuk neredeyse yokmuş. Yani evlilik içi doğmuş çocuk neredeyse yokmuş. Neredeyse bütün çocuklar şey, başkasının çocuğu yani gayrimeşru. Yani çok ilginç. Gerçekten. Böyle de bir şey saptanmış. Evet. Şimdi yine Koryaklara devam ediyoruz. Yayının başında bahsettiğim Levirat geleneği. Koryaklarda ölen kardeşin dul eşiyle evlenmenin amacı yani sen bir kadınsın, kocan ölüyor, kocanın küçük erkek kardeşiyle evlenebiliyorsun, biliyorsun, büyüyle değil. Veya işte erkeksin, ee, karın öldü, karının küçük kız kardeşiyle evlenebiliyorsun, ablasıyla evlenemiyorsun. Ölen kardeşin dul eşiyle evlenmenin amacı iki aile arasındaki birliği devam ettirmektir. Bu yüzden evli bir kadının erkek kardeşi genellikle kocasının kız kardeşine ilgi gösterir ve böyle evlilikler daha çok tercih edilir. En çok iki komşu köyü sakinleri arasında evlilikler gerçekleştirilir. Koryakların ölen kardeşin dul eşiyle evlenme geleneği aile birlikteliklerini güçlendirmeyi amaçlıyorsa neden küçük kardeşlerle evleniyorlar büyüklerle değil? Bunu araştırmışlar. Bunun da sebebi şu çıkmış. Abi ve abla ebeveynlerden biri öldüğü takdirde onun yerine geçiyor. O yüzden anne baba yarısı sayılıyor. Anne baba yarısı sayıldıkları için de onlarla evlenmek enseste giriyor onların düşüncesine geleneğine göre. Yani ha, ha anne ha en büyük kız kardeş. O onun yerinde yani. O yüzden büyüğüyle evlenemiyorlar arkadaşlar. Dul eşle evlenme geleneği ve yoğun çocuk sahibi olma arzusu dolayısıyla çok eşlilik yine çok sık görülüyor koryaklarda. İlk eş evin sahibesidir. Koca genellikle eşlerinin arasında yatar. Ancak ilk eş her zaman sağ tarafa uzanır. <laughs> sağ taraf daha makbul olan taraf yani böyle yüksek itibara sahipsen herhangi birisinin sağında oturursun bir alt kademedeysen solunda oturursun o yüzden de ilk eşsen kocanın sağ tarafında yatıyormuşsun efendim aman ne büyük onur aman ne büyük onur Öf, neyse bir genç erkek ne zaman erkek sayılır? Bir oğlan dört ayaklı bir hayvan avlayabildiğinde büyümüş, yetişmiş, ergen olmuş, evlenmeye hazır bir erkek olarak kabul ediliyor. Genellikle 15 yaş civarı. Kız çocukları ise adet gördükten sonra pek çok toplumda olduğu gibi artık evlenmeye hazır olarak düşünülüyor. 15-16 yaşında evlenenler çokmuş ama mesela işte 18-20 yaş civarı da evde kalmış sayılmıyor arkadaşlar bizim köylerde olduğu gibi. Evet. Misafirperverlik fuhuşu. Evlenmemiş kızın yatağının yolculara teklif edildiği gelenek. Yuka girler. Yaşlı bir yuka gir kadını bir araştırmacıya bunun kötü yaşam koşullarıyla ilgisi olduğunu, konukseverlik kuralları gereği misafire iyi bir yatak teklif edilmesi gerektiğini söylüyor. Evli çiftin yatağı yasak olduğunda genç kızın yatağı teklif edilir diyor. Yani yanlış anlamayın diyor. Bir e, misafiri iyi şekilde ağırlayabilmek için genç kızın yatağını teklif ediyoruz demiş. Yaşlı bir yuka gir. Zaten demiş illa Cinsel anlamda birlikte olmaları şart değil. Ha kız onu beğenirse göğsünü çıkartır. O da kendi inisiyatifinde diyor yani. Ee, bir yuka girin evlenirken bekaret beklentisi olmadığını ve yaşlıların kız hamile kalmadığı sürece sevgilisinin onu ziyaret etmesine göz yumdukları da hatırlanmalıdır. Bu şöyle oluyor arkadaşlar. 15 yaşından falan itibaren Sibirya halklarının çoğunda var bu. Yine Altaylarda ve Moğollarda yok. Küçük kulübeler yapıyorlar böyle göl kenarlarına, nehir kenarlarına. O küçük kulübelerde genç kızlar ve genç erkekler flört ediyor, finger diyor, fingir deşiyor. Çoğunda var. Yani evlenmeden önce cinsel birliktelik yaşamının yasak kabul edilmediği Sibirya toplumlarının hepsinde var bu gelenek. Gençlerin hususen flörtleşmeleri için böyle minik kulübeler kuruyorlarmış. Ama tabi evlenmeden önce hamile kalmamalısın mümkünse. Anlayış bu. Eğer hamile kaldıysan da evlenmelisin. Çocuğun babasının kim olduğunu söylemelisin ve evlenmelisin. Çoğunda anlayış bu. Diğer yandan Aynen bütün bunların yaşandığı toplumda bir de neksiğini geleneği var. Sakınma geleneği. Neksiğini birbirlerine karşı utangaçtırlar anlamına geliyormuş. Yani şimdi sayacağım kişiler birbirlerinden aynı çadır içinde yaşadıkları için daima sakınmalıdırlar. Kim? Babayla gelini. Abiyle veya yaşça büyük erkek kuzenle küçük kardeş veya kuzenin eşi. Abi yaşça büyük erkek kuzen, küçük kardeş, kuzenin oğlunun eşi, abi yaşça büyük erkek kuzen, küçük kardeşin kız kuzeninin oğlunun eşi. Böyle şeyler var. Yani işte şu akrabalık derecesine göre şunla şu kesinlikle birbirinden sakınmalı. Bu ne demek? Yanında konuşmuyorsun. Mesela gelinsin, kayınpederin yanında ağzını bile açmıyorsun. Anadolu'nun pek çok yerinde bir gelinlik etme geleneği vardır ya buna benziyor. Ben Kürtlerde de olduğunu duymuştum. Ee, Türklerde zaten var. Benim mesela anneannem gelinlik ettim ben aylarca diyor. Ee, hem başını örtüyor, hem ağzını örtüyor, asla konuşmuyor evde kimseyle. Özellikle de kayınpeder ve kayınvalide oradayken. Hiç kimseyle konuşmuyor. Babaanne tarafım benim Abhas, Onlarda da şey var. Büyüklerinin yanında kendi çocuğunu çocuğuna asla dokunamıyorsun mesela. Böyle şeyler var. Bunun dışında evlilik olduktan sonra çoğu Sibirya halkında babayla damat konuşmuyor arkadaşlar. Bir de damat çocuk doğana kadar o kadar önemsiz ki hani iç güveysi gittiği zaman özellikle. Yani kendi evine götürmedi kızı, iç güveysi olarak kızın ev, evinde kalmaya devam etti diyelim. Çocuk doğana kadar, kendi çocuğu doğana kadar evdeki herhangi bir eşyayı kullanmadan önce aileden izin alması gerekiyor. Kendi gönlüne göre yaşayamıyor evde. Ne zaman çocuğu oluyor damadın o zaman adam yerine konuluyor. Bu da enteresan yani. Neyse baba damadıyla konuşmaz, abi küçük kız kardeşinin kocasıyla konuşmaz yine olan kişiler birbirlerine doğrudan hitap etmemeli, yüzlerine bakmamalı, birbirlerinin yanında giysilerini çıkarmamalı, hatta dizden yukarı bacaklarını göstermemelidir. yine olan erkekler cinsel organlarını göstermemeli, erkekler arasında da var bu yani. Ve aralarında cinsel konularda konuşmamalıdır. Neksiğine olan iki erkek aynı kızla görüşmemelidir. <laughs> bu enteresan yani. Bir kimse bir kızdan hoşlandığında kızın akrabalarına çeşitli hizmetler görmeye başlar. Bunlar sessizce, açıklama yapılmadan ya kabul edilir ya reddedilir arkadaşlar. Bazılarında da öyle. Ha dur, öbür şeye geçiyorum. Altaylara geldik şimdi. Kuzey Altaylarda kadınların halen genellikle kaçırmayla alındığı görülüyor diyor kuzey altaylarda özellikle artık bütün evlilikler kaçırmaya dayanmış durumda diyor. Güneydeki evliliklerde ise genç adam müstakbel kaynatasına çöp çatanlar gönderir ve onlardan biri yani bu çöp çatan kaynatanın müstakbel kayınpederin karşısında diz çöker ve şu sözleri söyler. Eşiğinde diz çökerek geldim, inançlarının önünde eğilerek geldim, yaşam tarzına hayran olup geldim, senden bir baş dilemek için geldim. Kurmaya geldiğim birlik iki yanak gibi ayrılmaz olsun. Savaşçı zırhı gibi delinmez olsun. Akrabalığımız huş ağacı gövdesindeki halkalar gibi, ipek giysideki dikişler gibi yakın olsun. Sapsız bıçak için senden sap istemeye geldim. Dokuz nesil önce savaş vardı. Barışmaya geldim. Yaşam tarzına hayran olup geldim aramızda birlik kurmaya geldim. Cevabın nedir bana? Bu alt aylar hep böyle. Uzatıyor uzatıyor şiirler yazıyor bunların duaları da böyle günlük yaşamda birbirleriyle konuşmaları da böyle. Alt aylarda ailede herkesin birbirine siz diye hitap ettiğini biliyor musunuz mesela? Bu bana çok ilginç gelmişti. Herkes birbiriyle sizli bizli konuşuyor aile içinde. Yani müthiş bir aile ilişkisi var. Yani nasıl diyeyim? Türk aile yapısı diye bahsedip durdukları bir şey var ya o alt aylarda hakikaten var yani ideal anlamıyla gerçekten var ve herkes birbirine siz diye hitap ediyor gerçekten enteresan neyse dur sonra çöpçatan diz çökmüş bu sözleri söyledikten sonra babaya kızın babasına tütün dolu bir pipo uzatıyor bu Sibirya'nın diğer halklarında var mı bilmiyorum ama Altaylar'da pipo içme geleneği var maşallah. Aynı kızıl deriller gibi. Her geleneklerinde pipo var. Ne ara girmiş altaya ben bilmiyorum. Pipo uzatıyor. Baba da bu pipoyu alırsa teklifi kabul etmiş anlamına geliyor. Fakat bu teklifi kabul etmesi demek şu demek. Öncesinde ailesine danışıyor. Ne diyorsunuz? Kıza danışıyor, anneye danışıyor. Ondan sonra kalın meselesi yani başlık parası henüz kesinleşmemiştir. Burada hala barış piposu içilir. Çöp çatanlar kınız ve şarap getirir. Bunları da hep beraber içerler. Sonra giderler. Sonra bir daha gelirler. Bir daha yemekler, ziyafetler. Bir daha giderler, bir daha gelirler. Böyle haftalarca sürebiliyor bu kız isteme ritüeli. Ee, i̇ki genç şey gelin kendisi için hazırlanmış ata biner. İki genç perdeyi onun önünde tutarak damadın evine varana kadar yanında at sürer. Her şey olup bittikten sonra işte alt aylardaki o az önce anlattığım gelinin çarşaf gibi bir şeye sokulması, önünde perde gerilmesi meselesi. Yine bir başka şey bizim çok yabancı olmadığımız alt aylarda geline hayır dua edilmesi yani algış sez töreni. Ailesi ona hayır dualarını ve yeni evinde nasıl davranması gerektiğine dair talimatları verirler. Sonra yedi yaşlı adam gelir. Onlar da şiirsel bir üslupla hayır dualarını yaparlar. Tören boyunca parlak bir ateş yanar ve gelin o ateşin önünde eğilmelidir. Yine çoğu Sibiri halkında var bu. Gelin'in e, evin ocağından alınmış ateşle yakılmış bir ocağa saygılarını sunması ve ona yağ atması, saçı olarak yani bir nevi kansız kurban, adak olarak damadın yurduna vardığında oradaki ocak ateşinin önünde de eğilmeli ve içine bir parça et ve tereyağı atmalıdır. Kuzey Altayların geleneklerine göre damadın gelini kaçırması gereklidir. Hatta niyeti önceden bildirilir. Kızla anlaşır ve anlaşmanın bir teminatı olarak kız başından bir parça yazmayı genç adamın elçisine verir. Sonra damat bir iki arkadaşı ve iyi atlarla gelerek geceleyin onu alır ve kendi ulusuna götürür. Sabah olduğunda genç çiftler için oda inşa etmeye başlarlar. Bu odayı geçici olarak inşa ediyorlar. Bu odada genç çift 3 gün boyunca beraber kalıyor. Sonra bu odayı dağıtıyorlar ve damadın ailesiyle beraber yaşamak üzere oyurda geçiyorlar. Sonra işte e, kalınlık miktarı kızın ailesiyle görüşülerek belirleniyor. Bazen o kalınlık seneler boyunca ödeniyor yani atıyorum 300 bin lira istedi kızın babası senden paran varsa çıkarıp veriyorsun yoksa takside böldürüyorsun. Taksit yapıyor sana kızın babası. <laughs> kızın babası sana taksit yapıyor. <laughs> Hayatın boyunca ödüyorsun o parayı. <laughs> Neyse. Kalın arttıkça yani kızın başlık parası arttıkça Kadının dul kaldığındaki durumu kötüleşir. Kaynatası, kayınpederi yani onu çok büyük bedelle alınmış bir mülk gibi görür. Mülk. Ve eğer yeniden evlenmek isterse ölen kocasının onun için ödediği kadar miktarı yeni adaydan talep eder. Kimi zaman dul kadın kaynağıyla evlenir. Altaylarda aylarda da var aynı adet demiştim. Kocan, ay böyle söyleyince çok kulağa tuhaf geliyor ama yani somutlaştırılması bu. Kocan seni alabilmek için 300 bin lira mı verdi? Allah korusun, kocan öldü mü? Sen bir başkasıyla mı evleneceksin? Evin dışından bir başkasıyla mı evleneceksin? Seni alacak adamın da 300 bin lira ödemesi lazım aileye. Arkadaşlar, ya 300 bin lira ödeyecek başka bir adam bulacaksın, ya da e, ölen kocanın küçük kardeşlerinden biriyle veya hatta onun babasıyla evleneceksin. Karşı karşıya olduğun şey bu. Yani durum bu. Alt aylarda tüm evlilikler dış evliliktir ve gelin kaynatasıyla ilgili çeşitli yasaklara uymalıdır. Ona baş ve ayağını göstermemeli veya herhangi bir eşyayı direkt elden vermemelidir. Kaynata da ondan sakınmalı, onun yanında asla şaka yapmamalıdır. Bu alt aylarda genel bir adetmiş. Genç kadınların yanında şaka yapılmazmış. Arkadaşlar. Bence güzel ya. Çünkü erkekler şaka yaptı mı? Kötü kötü şakalar, pis pis şakalar yapıyor olabilirler yani. Gelin saçını toplarken kayınbaba ortamdan derhal uzaklaşmalıdır. Moğol kabilelerinden Buryatlar çok meşhurdur. Moğolların çoğu geleneği de aslında bu Buryatlardan kaynaklanıyor gerçekten. Buryatlar İyice çılgın arkadaşlar bebekken söz kesiyorlar daha bebek Cengiz Han'ın da nişanı Cengiz Han 9 yaşındayken bile yapılmıştı ama tabii onlar da şöyle yani başka bir boya gidiyorsun sözünü kesiyorsun nişanını yapıyorsun hatta yüzük takıyorsun sonra geri alıyorsun çocuğu her ikisi de ergen olduktan sonra belli bir yaşa geldikten sonra evlendiriyorsun bunları bunun da ötesi var. Daha bebekken söz kesilebiliyor. Beşik kertmesi yani. Yani bir Kürtlerde görmüştük dizilerde falan. O da gerçek mi var mı hakikaten öyle bir şey? En azından hala var mı bilmiyorum. Bir de Moğollar. Buryat kızları çeyiz olarak kıyafet, ev eşyası, tam koşumuyla bir bine katı ve bir yurt alırlar diyor. Söz kesme bazen yetişkinler arasında da olabiliyormuş. Tabi bebekken sözün kesildi diye illa da hani kısmet olacak değil o kişi. Buryatlar da dış evlilik yapıyorlar. Yani kendi sü ökleri, kendi boyları dışından kız alıyorlar. Kız kaçırma sembolik evlilik töreninin esas özelliğidir. Hadi buyur. Hadi buyur. Bakın burada da var kız kaçırma. Bütün Sibirya toplu, toplumlarında Türkçe, Moğolca konuşanlar ve konuşmayanlar hepsinde bu kız kaçırma muhabbeti var ya. Çok gıcık gerçekten ya. Gelinin damada götürüleceği gün dostları ve yakınları ailesinin evinde toplanırlar. Gelin arkadaşlarının onun etrafında el ele tutuşarak ve uçlarından bir örtüyü tutarak oluşturdukları halkanın içinde gizlenir. Erkekler halkadan içeri girmeyi denedikçe kızlar ağlayıp bağırarak onları engellemek için ellerinden geleni yaparlar. <laughs> Heyecan mı seviyorlar nedir yani bu? İlginç ya. Neyse. Doğum geleneklerine geçelim. Evlilik adetleri nasıl beğendiniz mi? Biraz dağınık anlattığımın farkındayım ama böyle farklı farklı bir sürü boy var gerçekten. Ve hemen hemen her şeyin neredeyse okuduğum altını çizmiş bulundum. Atlaya zıplaya anlatıyordum. Affedersiniz biraz dağılmış olabilirim. Biraz doğum geleneklerine bakalım. Orada da göreceğimiz şu arkadaşlar. Bazı boylarda doğal olarak ebeler ya da ailenin boyun kadınları doğum esnasında sana yardımcı oluyor. Bir iki boyda ise böyle bir şey yok. Kadının doğum sırasında başka bir kadından yardım alması utanç verici bir şey olarak görülüyor. Kadın tek başına doğum yapacakmış kardeşim. Eğer ölecek vaziyete gelirse bir tek kocası yardım edermiş ona falan. Bazen de bazı böyle çok tehlikeli bir doğum gibi duruyorsa falan bir tane yaşlı kadını kapıda bekletiyorlarmış ama böyle şey yani kanının son damlasına kadar savaşarak çocuğu doğuracakmışsın ne manaysa ne mana yani yine bu hangi ihtiyaçtan veya inançtan kaynaklandı acaba yani bir kadın nasıl tek başına yapsın doğumu ya çok garip ya şimdi buryatlarda işte büyük bir Moğol boyu olan buryatlarda doğum sırasında annenin etrafında kadınlar toplanıyorlar doğumu hep beraber yaptırıyorlar. Sonra çocuğu yıkıyorlar, sarıyorlar. Ee, tabii ki ziyafet düzenleniyor. Koç, inek, öküz bir şey kurban ediliyor mutlaka. Bir de üstüne çok güzel bir adetleri var. Kadının doğuran kadına yardımcı olan kadınlardan bir tanesi. Bazen erkek de bu görevi yapabilirmiş. Geçici anne oluyor. Tamam mı? Çünkü bir sürü insan ziyarete geliyor. İşte doğum kolay geçti mi, kız mı oldu, oğlan mı oldu, sütü geliyor mu? Bin tane soru soruyorlar. Tamam mı? O zamanlar da var. Geçici anne olarak atıyorlar birisini. Gerçek anneyle değil, onunla sen muhatap oluyorsun misafir olarak. Çok tatlı değil mi ya? Kimseyi kadının yanına sokmuyorlar. Yeni doğum yapmış kadının yanına sokmuyorlar. Geçici anne var bir tane. Herkes sorusunu ona soruyor abi vır vır edeceksen onunla ediyorsun kadını da yormuyorsun gidiyorsun <laughs> çok tatlı bence ya <laughs> Ay, tabii ki sonra yemekler ziyafetler kutlamalar buryatlar kime benziyor bakın çocuksuz kalmaktan korkarlar çocuksuz adam hüzünlü bir şekilde ocağım sönecek der en güçlü buryat bedduası ocağım sönsün ki veya ocağın sönsün şeklindedir kim kullanıyor bunu bugün? Türkler. Sen, ben. Türkiye Türkleri. Peki. 6 aylarda ne oluyor arkadaşlar? 6 aylarda bir çocuk nasıl doğar? 6 aylarda bir çocuk bağırarak silah ateşleyen büyük bir topluluğun ortasında doğar. Çocuk doğacağı esnada herkes toplanıyor, bağırıyor, çağırıyor, havalara silahlar sıkılıyor. Buyurun. Ailenin Başı tarafından ailenin reisi tarafından çocuğa adı verilir ki bu genellikle doğumdan sonra yurda ilk giren kişinin adıdır. Ay bir de bu adet var evet. Ee, Potapov'da mı bir yerde okumuştum. <laughs> Kadın doğumu yaptı tamam mı? Baba da çadırda veya büyük baba, büyük anne her kimse. İçeri kim girerse onun adını veriyorlar. Ya da doğum yapan annenin Doğum yaptıktan hemen sonra gördüğü ilk nesne ne? Bardağı gördüm. Çocuğumun adı bardak oluyor. Arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hastanede doğum yapan bir altı aylı olduğunu düşün. İlk ne görüyorsun doğumda, doğumdan sonra ilk ne görülüyor? Sediye. Çocuğun adı sediye oluyor. What the fuck? Değil mi? Yeah. Neyse. Çocuğun doğduğu yurdun ateşi 40 gün boyunca dışarı çıkarılmamalıdır. Bu yurt ateşi meselesi de ayrı bir mesele. Bir ara Türklerde ateş kültü yayını falan yaparız isterseniz. <laughs> Steteskop oğlum rahat dur aynen. Erkek çocuğunu kötü ruhlardan korumak için beşiğinin başına bir ok ve dikenli bir ot asılır. Böyle adetler var nazarlık gibi. Yakut Türklerine geçtik. Yakutlar da Türk, Türkçe konuşuyorlar. Yakutlar inanılmaz doğurganmış arkadaşlar. Bu bütün Sibirya halkları arasında bir Türkler bu işte Yakutlar, Altaylar, Tuvalar da sanıyorum öyleydi. Bayağı doğurganlarmış. Bir de bir iki tane Türkçe konuşmayan halk gerisi çok zormuş. Yani iki çocuk, üç çocuk falan. Boydan boya değişiyor çok enteresan bir şey ya çocuk sayısı. Bazı yerlerde de kız çocuğuna maalesef yeterince bakım vermedikleri için kız çocukları erkenden ölüyormuş. Şimdi de birazdan da ona geleceğiz. Yakutlarda kadın başına ortalama 10 çocuk düşer. Ancak kuzey bölgelere gittikçe bu sayı azalır. Yine de Yakutlar her yerde Tunguzlardan daha doğurgandırlar. Çocuk azlığını ise tamamen kadına bağlarlar. Ata sözlerinde de söylendiği gibi çocuk yoksa suç kadındadır. ya Tabi bir de şey gibi bazıları tabu, bazıları herhalde başka bir şeylerden kaynaklanıyor. Doğum yapan kadın ku eti yiyemez, yabani kuşların etlerini ve yumurtalarını tüketemez. Çocuk emzirildiği zaman sağır veya aptal olabileceğine inanıyorlarmış bunları yerlerse. Bir sürü şey yemiyorlar. Hatta bazı boylarda doğumdan sonra kadın hiç et yemiyor. Et suyuna papara yapılıyor veriliyor kadına falan. Bu gibi detaylar neye dayanıyor? İnancı mı ihtiyacı mı onu bile, bilemiyoruz artık. Bir de şu var. Kadın diyelim çok zor bir doğum yapıyor. Tamam mı? Ve birileri yardım etmesi gerekti kadına. ...kadına çocuğun babasının adını soruyorlar. Kadın ismini söylüyor... ...eğer doğru ismi verirse... ...doğumun kolaylaşacağına inanıyorlar. Eğer yanlış kişiyi söylerse... ...doğumun zor geçeceğine inanıyorlar. Çok enteresan değil mi? Az önce de okuduğum gibi... ...birçok Sibirya boyunda... ...bayağı bir gayrimeşru çocuk varmış çünkü. Hatta bazı boyların destanlarında... ...kahramanın hep yaptığı şey gerçek babasını bulmaya gitmekmiş. Kahraman birçok destanda gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için yola çıkıyor. Yolculuğa çıkıyormuş arkadaşlar. Bunları kim bulmuş? Gerçekten kim bulmuş? Neye dayanarak bulmuşlar? Ve kim onay vermiş? <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika ya. O kadar tatlı, açık, net sordu ki Deni arkadaşımız chatte. Bunları kim bulmuş ve kim onay vermiş? Vallahi bilmiyoruz. Antropoloji de bunun cevabını arıyor yıllardır yani. Doğumda nüfus kontrolü gibi bir şey hakikaten. Ay neyse Tunguzlara gelelim. Tunguzlarda <laughs> e, ölüm adetlerine geçiyorum arkadaşlar. Ölüm adetleri. Tunguzlarda ceset rengeyi derisine dikiliyormuş, tamam mı? Ee, ve ölü kişiye ait zırhla ve deli, dibi delinmiş yemek kabıyla birlikte bir ağaca asılıyormuş. Tabut daha sonra bir tabuta konuluyormuş. Daha sonra tabut da ormanda yüksek kazıkların üstüne yerleştiriliyormuş. Cenaze töreni sırasında bir rengeyi ve bir köpek kesilir. İlkinin eti tüketilir kemikleri ise köpekle birlikte yakında bir ağaç ya da bir kazağa bağlanır diyor dul eş varsa tören boyunca sessizliğini korur tören sona erdiğinde ağaca sarılıp ağlar e, tunguzlarda ölünün geri gelmemesi için cenaze törenine gelen yakınları evlerine geri dönerken ayak izlerini sile sile geri dönerlermiş bizde de biliyorsunuzdur bu 40 gün boyunca evde bazı şeylerin cenaze evinde bazı şeylerin yapılmaması veya yapılması ruhun evi tamamen terk etmesi içindir arkadaşlar. Bu da ayrı bir mesele. Yani bizdeki mesela cenazeden sonra yemek verme adeti işte yedisinde, 40'ında, 52'sinde mevlit verme adeti bunların tamamı eski inançlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Buryatlardan bir cenaze töreni okuyalım. Yani ne yapıyorlar? Cenazelerini nasıl gömüyorlar? Buryatlarda bir şamanın cesedi ya yakılır ve kalıntıları bögi narhana yani şamanın ağacı denilen huş ağacının gövdesine koyulur ya da aranga denen platformun üzerinde ortaya bırakılır. Bir şaman ağacı koru bir şaman ağacı koruluğu aka'dır veya yasaktır. Yani bir şaman ağacı koruluğuna girmek yasak. Yasak da aka demekmiş. Clemens diye bir araştırmacı bir şamanın gömülüşünü şöyle anlatmış. Ölü şamanın bedeni yurtta üç gün tutulur. Yeni kıyafetler giydirilir ve üzerine orgoyu koyulur. Orgoyu da şamanın kaftanı, cübbesi. Genç insanlar yani ölünün dokuz oğlu ölünün hatırasına şarkı yazıp söyler ve kutsal otlarla bedenini tütsüler. Bunlar Şaman'ın gerçek oğulları değil. Dokuz genç erkek yardımcısı. Onlara oğullarım diye hitap ediyor Şaman. Bunun ardından ceset ölmüş kişi tarafından adı verilmiş bir ata bindirilir. Ve orada bulunanlardan biri de onunla binerek bedeni destekler. At yurt etrafında üç kez döndürüldükten sonra ceset ormana, şamanların mezarlığına götürülür. Yakınları ve çevresi ona eşlik eder, toprağa içki saçarlar ve yolun yarısında yiyeceklerle bir sofra kurarlar. Mezarlığa varıldığında ceset keçeden bir yaygı üzerine yerleştirilir. Sekiz ok, sadak ve yayla birlikte iyi insanları kötü ruhlardan koruyabilsin diye cesedin yanına yerleştirilir. Dokuzuncu ok ise evin yönünde atılır. Şamanın işine ait diğer tüm eşyalar ya kırılır ya da yakılır. Daha sonra bir odun yığını yaparak cenazeyi ateşe verir, atı öldürür ve eve dönerler. Arkadaşlar, alt aylara geçelim. Yurttan kasıt çadır, evet koskocaman büyük çadır. Alt aylarda cenaze ile çeşitli şekillerde ilgileniliyor. Ceset kimi zaman dikili bir platformun üzerinde açıkta bırakılıyor ya da bir dağa Açıkta bırakılıyor. Ölen kişinin en iyi atıyla birlikte gömüle de biliyor. Yani ya cesedini açıkta bırakıyorlar, sosyal statüsüne göre bu hatırladığım kadarıyla. Ee, evet, toplumsal hayattaki statüsüne göre ya da bir dağa gömüyorlar. Kimi zaman yakılır ya da kimi zaman bir ağacın üzerine bırakılır ölüler. Uran haylarda, Türkçe konuşan bir halktı bu hatırlarsanız bir şamanın cesedi dikili bir platform üzerinde açıkta bırakılır. Davuluyla kaftanı başının üzerinden başının üzerinden asılır. Sıradan bir insanın cesedi ise boş bir ağaç kabuğuna yerleştirilir. Bütün işleri doğayla, bütün inançları doğayla arkadaşlar. Şimdi yani daha çok tabii şamanların gömülüşüne, cenaze törenlerine odaklanmış buradaki e, ölü gömme adetleri, ee, özellikle antropoloji okuyan arkadaşların hoşuna gider diye düşünüyorum. Daha da önemlisi e, yaşam tarzını yani Sibirya şamanlarının şamanistlerinin modern bizim verdiğimiz isimle yaşam tarzları, gelenekleri, günlük hayatlarında ne yaptıkları ile ilgili çok önemli detaylar içeriyor kitap. Meraklıysanız açın okuyun, farklı bir dünya, farklı bir hayat görün biliyorsunuz yani hani biz Batı kültürüyle daha çok iç içeyiz. Orada neyin ne olduğunu daha daha çok biliyoruz. Hiç yoktan dizilerini tüketiyoruz, filmlerini tüketiyoruz. Değişik bir yaşam tarzı görüyoruz. E dünyanın her yerinde var değişik yaşam tarzları. E, konuştuğumuz dilin geldiği topraklar, Asya toprakları, Sibirya coğrafyası biraz oralara da bakmak lazım diye düşünüyorum ve yine Pinhan'dan şahsi editörlüğümde çıkan seriyi de hatırlatmak istiyorum. Sibirya'dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar serisi çıkarttık. Dört cildi buldu. Bugünü açıklayan, bugünkü bazı inanışlarımızı bazı adetlerimizi açıklayan bilgiler içeriyor o seride. Yine çukçilere geldik. Bu grup evliliği yapan çukçiler var ya on çift bir araya gelip evleniyorlar birbirleriyle. O çukçiler Çukçi şamanları hakkında yine çok önemli bir araştırmacı olan Bogoraz şöyle demiş. Şamanın gözlerinde diğer insanlardan farklı bir bakış vardır. Bunu şamanın gözlerinin çok parlak olmasıyla açıklarlar ki bu arada onlara karanlıkta dahi ruhları görme yeteneği verir bu. Yani öyle inanıyor insanlar. Şamanların diyor gözleri parlak olur karanlıkta bile ruhları görebilirler. Şamanın yüz ifadesinin tuhaf olduğu kesinlikle bir gerçektir. Kurnazlık ve utangaçlığın bir karışımı. Çoğu kez onu diğer birçok kişiden ayırt etmek mümkündür diye yazmış vakti zamanında Bogoras arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devamında da şaman tiplerine değiniyor. Şöyle göstereyim kitabın bayağı yarısı yani şu şu mavi not kağıdından itibarenki kısmı tamamen şamanizm ayrılıyor ee, burada da şundan bahsediyor hani şamanların toplumda gördüğü işlevlerden bahsediliyor bir rahip olma işlevi var yani rahipten başka bir şey diyemiyorsun ama tabii ki Hristiyanlıktaki rahip gibi de değil ama dini ibadetlerini yerine getirmeni sağlıyor şaman ee, insanlar dünyasıyla ruhlar, üstün ilahi varlıklar dünyası arasında bağlantı kuruyor insanlar için, insanların sağlığı ve esenliği için. Bir diğer fonksiyonları şifacı olmak, sağlığına kavuşturuyorlar insanları. Bazı şamanlar aynı zamanda otacı yani eczacı diyebiliriz, bitkisel ilaçlar hazırlamayı biliyorlar. Bazıları bilmiyor. Bu durumda şaman olmayan otacılar var. O otacılar şamanlarla beraber çalışıyor. Bunlar da var. Şamanın bir diğer işlevi de kehanet arkadaşlar. Kehanette bulunmak. İnsanlar yarın başlarına ne geleceğini, neler olabileceğini bilmek istiyorlar. Tabi özellikle bozkır halklarını düşünün ya da çok zor coğrafyalarda yaşayan diğer halkları düşünün. Fırtına olacak mı diye bile şamana soruyorlar. Yani benim bugün Falahattin'e fal göndermem gibi her Allah'ın günü gidip şamanı darlıyorlar. <laughs> Fırtına olacak mı? Yola çıkabileceğiz mi? Göçebileceğiz mi? Çok mu yağmur yağacak? Bu yaz kuraklık olacak mı? Bunlar yani kehanet dedikleri veya... E, siyasi liderler, şamanları şunları soruyorlar. Bu savaşta galip geleceğiz mi? Bu savaşı alacağız mı? Sa savaşa hangi gün girişelim? Sefere hangi gün çıkalım? Müneccimlik bekliyorlar açıkçası. Evet arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir kitap. Yani yer yer böyle aman tanrım bu ne ya hippi misiniz diye diye okudum ama yani yayının başına söylemiştim. Elimizde değil tabii ki şaşıracağız. Tabii ki yer yer yargılayacağız. Tabii ki yer yer kınayacağız yani. Biz bulunduğumuz yerden bakıyoruz o dönemin dünyasına. Bazı gelenekler bugüne devam ediyor olabilir. Adetler, gelenekler coğrafyaya, iklimi ekonomik, siyasi şartlara ve inançlara göre belirleniyor işte. Yani böyle diyeceğiz, kabul edeceğiz. Ne yapalım? Onların da hayatı öyle, onların da kültürü öyle diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu akşamlık benden bu kadar. Sevgili Gök ve Üzeri üyelerime teşekkür ederken sizlerde de yorumlarınızı veya sorularınız varsa sorularınızı Sohbet ekranına yazabilirsiniz sevgili üyeler. Herkese teşekkür ediyorum. Ama sorularınız yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen kapatmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, kanalı desteklemek isterseniz, içerikleri desteklemek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Bütçenize uygun bir üyelik seviyesinden arzu ederseniz. Ben Gök ve Üzeri üyelerimi tek tek bugün isimlerini okumayacağım. Biraz uzun olacak diye ama sizlere kalplerimi ve çiçeklerimi gönderiyorum arkadaşlar. Destekleriniz sayesinde içerik üretebiliyoruz. Güzel kitapları sizlerle buluşturabiliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlar var. Onların ismini hiç okumamıştım. Onları okuyayım. Beyzin Galonsi. Doğru mu okudum? Bedisan, Yıldız, Burcu, Betül Taşkıran, Alperen Kayalar, İsmet, Emre, Gün Leon, Gökhan, Akay, Hazar, Çatak, Bilge, Zengin. Aramıza yeni katılmışsınız. Teşekkür ediyorum. Şule Hanım'a da süper chat'i için çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 10 abonelik hediye eden arkadaşa da yine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar evet ay bu ne? Ay yanlış oldu. <laughs> Affedersiniz. Arkadaşlar nasıl oldu? Biraz dağınık anlattım ama. Biraz oradan oraya atlama sıçrama gibi oldu ama. ilginç değil mi? Yani baştan sona ilginç bana kalırsa. Köle olan damatlarla ilgili bir sorun var demiş Helin. Eğer damat sinir krizi geçirirse neler olabilir? Şimdi Şeyde okudum ya damat sinir krizi geçirirse yani damat dedi ki mesela ya bu ne ben bu muameleye dayanamıyorum istemiyorum ya kızınızımız dedi döndü gitti. Dalga konusu oluyor alay konusu oluyor erkeksen o muameleye katlanacaksın sen nasıl erkeksin katlanamıyorsun yapılan muamele buymuş yani arkadaşlar. Sibirya'da erkek olmak Allah kimseye vermesin diyoruz yani. Sukkucum teşekkür ediyorum süper chatin için. Çok sağ ol. Taylan demiş ki peki çok eşli damatların bütün hayatı köle olarak mı geçecek? <laughs> Hayır ya maksimum 3 yıl. 3 yıl maksimum dayanıyorsun sonra rahatsın. Ama kızın böyle psikopat bir babası veya abisi varsa pek kurtulamıyorsun. Her an gelip karını kaçırabilir senden para istemek için. Erkeğin adı yok vallahi yani. Nesli demiş ki ay affedersiniz. Bu evlilikler ne kadar sürüyor acaba? Bunu düşünüp durdum. Ona dair bir şey görmedim. Evliliklerin işte ortalama sürme süresi şu kadar bu kadar diye bir şey ben görmedim. Bilmiyorum. Ölünün arkasından 40 gün ışık yanması da şamanizmden gelmenin bize? Olabilir. Işık yanması. Olabilir. Işık yanması ne demek? Bilmiyorum ki. Nasıl bir adet olduğunu bilmiyorum ama ışıkla alakalıysa olabilir. Ha, 7 gün ışık yakılır, 40 gün değil demiş metaforik. Işık nasıl ışık? Anlamadım nasıl ışık. Nazlı demiş ki biz Çepni'yiz. Eşimin ailesi Çepni Oğuzların önemli boylarından biri. Bilmeyenler için biz Çepni'yiz. Eşimin ailesi Eskişehir'den kız istemeye geleceği zaman babam ilk istediklerini de verecek değiliz. 7-8 kere gelmeleri lazım demişti diyor. Evet bu yani Türkmenlerde yaygın olduğunu duymuştum. Ee, başkalarında var mı bilmiyorum. Şükür ki geyim dedim bu adetlerden sonra diyor masal. Yüksek rütbelilerde de böyle mi? Hayır değil. Yani yüksek rütbeli derken han Hansan istediğin kadınla evlenirsin. Evli olması önemli değil. Kocası boşamak zorundadır. Sen istiyorsan. Ama öyle ordu kumandanısın falan fark etmiyor. E, tabii şöyle olmuştur. E, mesela Moğollar çeşitli devletler kurduktan sonra bu adetlere devam ettiklerini zannetmiyorum. Zaten Moğollar da Erkeklerin yıllarca kadın kadının ailesine hizmet etmesi diye bir şey yok. Moğollarda yok, Altay Türklerinde de yok. Ee, diğer yani Türkçe konuşmayan halklarda var bu daha çok arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Şey var diğer halklarda. Mesela işte az önce söylediği gibi defalarca istiyorsun haftalarca günlerce sürüyor o istemeler bilmem ne ama Türkçe konuşmayan halklarda pek yok gidip de 3 yıl kızın evinde çile çekme olayı pardon Türkçe konuşan halklarda pek yok evin içinde bir mum ya da herhangi bir ışığı açık bırakıyorsun Ha, ay hiç bilmiyorum hiç duymamıştım 7-8 kere gelebilen zengindir zaten biliyorlardır bu işi yok yok zengin olmaya da bilirsin. zengin olmayabilirsin kız evi naz evi arkadaşlar şimdi toparlayayım isterseniz Altay Türklerinde damat adayı kızın evine yerleşip 3 sene boyunca kölelik etmiyor genellikle kızı kaçırıyor tamam mı ama kaçırdıktan sonra babasıyla başlık parası pazarlığına girişiyor. Babası istediği kadar başlık isteyebilir. Canı ne kadar isterse. Adam ömür boyunca onu ödemek zorunda kalır. Tamam mı? Böyle bir şey var. Yani yine de sen kızı kaçırdın ama yine de kolay kolay evlenemiyorsun. Yani senin evliliğin meşruiyet kolay kolay kazanmıyor. Diğer yandan Altaylılar hep dış evlilik yapıyorlar kendi akrabalarıyla hatta akraba olarak belledikleri boylarla kız verme yapmıyorlar. Okey. Bu Moğollarda da yok. Moğollar iyice deli. Daha bebekken söz kesmeler, çocukken nişanlamalar. Orada da damatlar gidip kızın evinde senelerce kalıp hizmet falan etmiyorlar. Öyle bir şey yok. Yakutlarda varmış benzer şeyler. İşte hani erkeğin hizmet etmesi falan ayrıca mesela Yakutlarda kızın bekareti de çok önemliymiş. Deriden o kısmı okumadım galiba. Deriden adeta bir bekaret kemeri yapıyorlar ve giydiriyorlar. Camdaki kızı izlemiş miydiniz? E, ee, Nalan'ın cadı annesi ona bir korse giydiriyordu her gün. Ve eve gelene kadar çıkartamıyordu şey Nalan onu. Aynı o vaziyet yani. Onun pantolon versiyonunu düşünün kızları onları giydiriyorlar. O kadar önemli bekaretlerinin bozulmaması yani. Sapık gibiler bu konuda. Arkadaşlar. Diğerleri çoğunlukla aralarında birkaç tane Türkçe konuşan küçük, ufak boylu halk da var. Ama çoğunlukla konuşmayanlar onlarda bu kıza ve ailesine 3 sene süren kölelik muhabbeti. O dönemde kadınlar savaş, avcılık falan yapıyor mu? Tabii ki ya arkadaşlar. Geçmişte zaten erkeklerin avcı, kadınların toplayıcı olduğu tamamen bir varsayım. Bu bir varsayım. Genellikle böyle olduğu düşünülüyor. Bu kadar. Kadınların avlanmadığına dair bir şey yok. Hatta yer yer kadın avcılarla alakalı bilgiler de var. E, Asya'da Mümkün mü kadının savaşa girmemesi, e, ok atmayı öğrenmemesi mümkün mü? Ya yani yaşam tarzından dolayı mümkün değil. Ha ordularda kadınlar yok bildiğimiz kadarıyla. Ama erkek olsun kız olsun 2-3 yaşından itibaren koyunlara bindirip ok atmaya baş, ok attırmaya başlıyorlar bunlara. Oranın yaşam tarzı gereği yani. Avlanır da her şeyi de yapar. Ha kurallara baksan yani yazılı kurallara ve sözlü kurallara baksan işte mesela bir kız abi avdayken konuşamaz, eğlenemez, gezemez, tozamaz böyle adetler böyle tabular var. Ha, yani ideali bu ama kim uyuyor, nasıl uyuyor, uyabilir misin o dönemin şartları içerisinde böyle şeylere o ayrı konu yani. Başka? Gelininin sesini duymadan ölen kayınvalide varmış diyor Nazlı. Evet bu kitapta da şey yazıyor bir yerde. Ee, yine bazı Sibirya halklarında gelinin ailenin geri kalanıyla etkileşim kurması tümüyle tabu, yasak. Gelinin girip çıkması için çadırda ayrı kapı yapıyorlar. Bazı gelinler var ki demiş yaşlılar, yaşlı Sibiryalılar. Ailenin diğer hiçbir üyesi görmeden öldü gitti kadın o derece uzak herkesten ilginç yani damızlık gibi davranmışlar erkekleri kınadım diyor summer. yok avlanmadıkları diye bir şey yok kadınlara yönelik çok fazla tabu var tamam mı Sibirya civarında işte bir sürü şaman törenine katılamazlar bir sürü ibadete katılamazlar erkeklerin boydağlarının adını söyleyemezler bir sürü şey var böyle kadını kısıtlayan bir sürü şey var ama avlanmamaları gibi bir şey ya av yasağı gibi bir şey yok sonuçta hayatta kalacaksın o coğrafyada Sibirya ya boru mu bir şekilde hayatta kalmak zorundasın kimsenin avlanmasını falan kolay kolay yasaklayamazlar yani ben teşekkür ederim Bantar'cığım teşekkür ederim süper chat'in için Sonra şey şu adet mesela ee, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde uygulandığını duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, bazen şahit bile olmuşsunuzdur. Sakınma geleneği var diye okudum ya size buradan. Ee, belli akrabalık derecelerine sahip insanlar birbirleriyle hiç konuşmamalı. Mesela abi kız kardeşinin kocasıyla asla konuşmamalı, tamam mı? Ee, veya işte Bekar bir genç kız neydi ya kendisinden yaşça büyük evli bir akrabasıyla mı ne konuşamıyor. Bunlar yolda karşılaştıkları zaman yollarını değiştiriyorlarmış ya. O derece tabu yani. Ee, bazı kadınlar ve bazı erkeklerin bir araya gelip sohbet etmesi bile tabu, yasak, kesinlikle büyük günah sayılıyor. Tamam mı? Ee, ve bu o derece ki hani dağda berde bozkırda bir yerde karşılaşsalar özellikle kadınlar arkalarını dönüp gitmek zorunda ya da o erkekler geçip gidene kadar beklemek zorunda arkaları dönük vaziyette arkadaşlar birbirlerine evet bağlılar birbirlerine bağlılar yani hem o hem bu hem şu aynı anda var olabiliyor arkadaşlar. Aynı anda var olabiliyor işte. Onlara bizim kültürü anlatsan onlar da şok olur bir sürü şeye. E madem böyle yapıyorsunuz niye böyle yapıyorsunuz diye onlar da bize sorar. Öyle düşünün. Lana hoş geldin 12 aydır daha üyesi yayının sonuna yetiştin olsun baştan alırsın. Evet garip tuhaf. Evet evet Mesela dikkat ettiyseniz daha önce ben size söylemiştim. Çoğunuz biliyorsunuzdur da bu baş örtme geleneği İslam'la alakalı değil yani doğrudan. İslam'dan önce de Türklerde vardı dedim. Hatta bana inanmayanlar oldu atıyorsun diyenler oldu. Halbuki kaynaklar var kaynaklar yani. Özellikle gelin saçını kayna, kay, e, kayınpedere göstermemeli. Kesinlikle. Birçok Sibirya halkında bu böyle. Gelinin saçını Kayınpeder görmeyecek. Kayınpeder gelinin yanında şaka yapmayacak. Kesinlikle. Böyle şeyler var. Ee, erkekler de dir, dirseklerden ve dizlerden yukarısını göstermeyecek. Ailedeki kadınlara bile. Anneleri hariç. Göstermeyecek. İlginç. Kızla erkek güreşirmiş, kız oğlanı yenerse evlenmezmiş falan. Öyle, o sadece dedem Korkut'ta var. O zamanlar öyle olduğu anlamına gelmiyor. Ciddiyetsiz adam sevmiyorlar. Evet, taha biraz öyle. Yine bir noktada şöyle söyleniyor kitapta. Erkekler diyor özellikle genç kadınların yeni gelinlerin özellikle yanında. Konuşup şakalaşamazlar, yasaktır. Bunun sebebi de çok rahat sohbet etmeleridir. Hiçbir şeyden çekinmezler konuşurken diyor. Yani müstehcen şeyler de söylerler, cinsel fıkralar da anlatırlar. Çok serbesttir sohbetleri. E, dolayısıyla kadın görünce susun demiş birileri bunlara zamanında. Böyle bir tabu oluşmuş. Kadınların yanında konuşmayın demişler yani. Bence hoş. Gelin gelince kayınbabayı evden kovsalar daha kolay olurmuş diyor sıra. Evet yani. Valla eşcinsellikle alakalı ben bir şey görmedim. Sadece bir noktada şöyle bir şey geçiyor. Kököç diyorlardı adına doğru hatırlıyorsam bazı Sibirya boylarında erkek sevgili tutma gibi bir adet varmış yani çok sık rastlanan bir şey değilmiş ama bazı erkekler erkek cariye tutarlarmış kendilerine fakat bunun hakkında çok bilgi alamamışlar hani nereden tutuyorsunuz kimdir ama gözlemlediklerine göre köle gibi bir şeymiş bunlar yani öyle karşılıklı rıza sevgi aşk falan yok yani köle pozisyonunda imişler Dolayısıyla ben bunu eşcinsellik demem yani. Ya Telifsiz ortam müziği e, içeren siteler biliyorum ve kullanıyorum zaten. Geçmişte çok kullandım. Kullanmadığımda kullanmak istemediğim için kullanmıyorum ya. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar. Yani Eşcinsellik tarih boyunca var eminim Asya'da da vardır, Sibirya'da da illaki vardır olmuştur. Ama ben kaynaklarda yani görmedim böyle bir şeyi bir şeye rastlamadım. Ee, bilmiyorum arkadaşım yani bu çukurlerdeki rahatlık yani buna bakılırsa birileri de eşcinsellik yaşıyordur rahat rahat yaşıyordur herhalde. Ama diğer yandan çocuğun bu kadar önemli olduğu ve birçok açıdan ataerkil toplumlarda pek de hoş görülmemiş olabilir. O yüzden hani kapalı kapılar ardında yaşanmış da olabilir. Ben kaynaklarda pek bir şey görmedim bununla alakalı sadece. Menderes'te daha var. iki hafta falan sonra. Başka bir yorumunuz Başka bir sorunuz var mı diye bakıyorum. Kölelik var. Kölelik var arkadaşlar. O da yine tarihin başından beri var. Evet. Yani kısacası arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı şeyler insana şunu dedirtiyor. Asya geleneklerini, inançlarını okuduğunuz zaman vay kadın ne kadar muhteşem bir konumda dedirtiyor. Ama arkasından başka şeyler okuyorum. Ah hiç de o kadar muhteşem değilmiş dedirtiyor. Birçok yerde özellikle sosyal medyalarda çok yanlış bilgiler geziniyor. Türklerde kadınla erkek eşitti. Eşit haklara sahiplerdi. Muhteşem bir birliktelikleri vardı. İşte kimse kimseyi küçük görmezdi falan. Bunlar çok abartılı tanımlar. Şunu söyleyebiliriz. Türklerde ve Moğollarda kadının durumu çevre halklara göre ve dünyanın geri kalan diğer pek çok bölgelerine göre belli yüzyıllar arasında belirgin şekilde daha iyi belirgin şekilde daha iyi bunu söyleyebiliyoruz ama bir eşitlik vardı muhteşemdi her şey falan dememiz mümkün değil ve bugün aktardığım bilgilerden de zaten bunu herhalde anlamışsınızdır. Geçmişte de kadınlarla alakalı yayınlar yapmıştık. Onların da linkini sabit durumda paylaşırım. Tabii kadın olmak her coğrafyada zor. Tabii elb elbette. Yalnız ben şeyi çok beğendim ya. Kocayla evleniyorsun. Bir ay kalıyorsun. Tamam adamın evine gidiyorsun ya. Onunla bir ay yaşıyorsun. Sonra 6 aylığına baba evine geri dönüyorsun. Belki pişman oldun. Belki adamı beğenmedin. Belki adamın ev hallerinden hoşlanmadın. Belki adam sana şiddet uyguladı. Bir şey oldu. Bu gibi durumlar yaşayabilecek kadınlar için muhteşem bir gelenek değil mi ya? Bir aydan sonra adam seni salmak zorunda baba evine geri dönüyorsun. Altı aya kadar kalabilirsin. İstersen 3 ayda da evine dönebilirsin. Ama istersen 6 ayda daha babanla annenle yaşayabilirsin ve kimse sana bir şey diyemiyor. Yani kötü bir şey yaşadığın zaman çok iyi bir koruma mekanizması. Adam seni salmak zorunda. Gidiyorsun baba evine. Kötü bir şey yaşadıysan babacım beni verme istemiyorum böyle etti şöyle etti diyorsun adamı bir daha görmek zorunda değilsin. Ben bundan çok hoşlandım açıkçası. Evet. Üzerinde mavi geyik resmi olan kitap. Editörlüğünü yaptığım bir kitap. Şu. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. İrene Melikov Hoca'nın çevirisi, pardon kitabı. Onur Bülbül'ün de çevirisi arkadaşlar. Bayağı oldu ben bu kitabın editörlüğünü yapalı ama nispeten yeni çıktı. Evet. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam kelimeler ve hikayeler yayınımız olduğunu hatırlatıyorum. Bu sefer karakter yaratacağız. Hikaye yazmaktan daha zevkli geliyor bana. Bence karakter yaratmak. Yine çeşitli sözlüklerden kelimeler seçeceğiz rastgele ve o kelimeleri kullanarak hikaye hikaye değil karakter yaratmanızı isteyeceğim yarın akşam 19:30'da bekliyorum hoşçakalın görüşürüz hoşçakalın <laughs> sağ denizcim çok güldürdün beni bak akşam. <laughs> hadi bay bay